Merhaba, Hayatım Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli bir fırın yemeği yaptım arkadaşlar. Fırında mini köftecikler, harika lezzetli arkadaşlar. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Fırında misket köfte için arkadaşlar 3 tane havuç kullandım, 3-4 adet orta boy patates kullandım, 2 baş soğan kullandım. Bu miktarı fazlalaştırabilirsiniz, azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Dilerseniz farklı sebzelerle de hazırlayabilirsiniz. Ama havuç, patates ve soğan üçlüsünün birbirine çok yakıştığını düşünüyorum. Öncelikle bütün sebzelerimin kabuklarını soydum ve sudan geçirerek yıkadım arkadaşlar. Yıkamış olduğum sebzelerimi arkadaşlar iri iri doğradım. Kesinlikle ufak doğramamanızı tavsiye ederim. Çünkü özellikle patates ufak doğrandığı zaman pişme esnasında ezilme meydana gelir. Bu da püre kıvamına gelmiş olur. Güzel olmaz arkadaşlar. Havuçlarda, patateslerde, soğanlarda iri iri gördüğünüz gibi doğradım ve hazır hale getirdim. Doğramış olduğum sebzelerimi fırın tepsime aldım arkadaşlar. Üzerine yeteri kadar tuzunu, yeteri kadar karabiberini ve sıvı yağını da ilave ettim. İsterseniz pul biber ilavesi de yapabilirsiniz. Ve iyice hepsini harmanladım. Bu şekilde ilk aşama fırınlanma aşamasına geçtim. Dilerseniz kızartabilirsiniz de ama ben kızartmayı ağır kaçacağını düşündüğüm için fırınlanmayı daha çok tercih ediyorum. Kesinlikle bu şekilde tavsiye ederim sizin yapmanızı da. Sebzelerim fırında pişerken diğer taraftan ben köftemi hazırlamak istiyorum. Köfte için 500 gram az yağlı kıyma kullanıyorum arkadaşlar. Üzerine bir yumurtamı ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı galeta unu ilave ediyorum. Galeta unumu genelde bayatlamış ekmeklerimden elde ediyorum. Ve üzerine yarım demet maydanoz, bir baş rendelenmiş soğan, 3-4 diş sarımsak da ilave ediyorum. Baharat olarak da arkadaşlar tuz, karabiber ve pul biber ilave ediyorum. Dilerseniz kimyon ilavesi de yapabilirsiniz. Ve iyice köftemi yoğuruyorum. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar misket şeklinde daha çabuk verebilirsiniz. Eğer dinlendirirseniz de daha önceden yapıp dinlendirirseniz de çok çok iyi olur. Gördüğünüz gibi ben fındıktan büyük, ceviz kadar, yaklaşık ceviz büyüklüğünde misketler elde ettim. Hazırlayıp bir tepside bir kenarda beklettim. Köftelerim hazır hale geldikten sonra fırını kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi biraz sebzelerim kızardı fırında yağla beraber ve sebzelerimin üzerine hazırlamış olduğum misketleri her yerine gelecek şekilde koyuyorum. Fırında misket köftemin sosu içinde arkadaşlar bir karıştırma kabının içine yaklaşık yarım yemek kaşığından biraz fazla domates salçası ilave ediyorum ve üzerine 1 su bardağı su ilave edip iyice ikisini beraber karıştırıyorum ve köftemin her yerine gelecek şekilde bu domates salçalı sosu ilave ediyorum. Ve ardından tekrar misket köftemi fırına gönderiyorum arkadaşlar. 190-200 derecelik fırında iyice suyunu çekinceye kadar fırınlıyorum. Gördüğünüz gibi yemeğim de artık pişti ve servise hazır hale geldi. Muhteşem lezzetli oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Böylelikle bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer yemek çeşitlerimi, pasta tariflerimi görmek isterseniz yemekler kategorisinden, ana sayfadan bakabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü her beğeni tariflerimin yeni insanlara ulaşmasını sağlıyor. Farklı tariflerde, farklı lezzetlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.